saygıdeğer misafirlerimiz. Kağıthanemizin saygıdeğer belediye başkanı Mevlüt Öztekin beyefendi alanımıza teşrif ettiler. Sayın başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Başkanım, Sayın İl Başkan Yardımcım, Sayın İlçe Başkanlarım, Sayın Kadın Kolları Başkanımız, Sayın Bölge Müdürü Yardımcımız, Sayın Meclis Üyelerimiz, Sayın Muhtarlarım, Sayın Oda Başkanlarımız, Sayın İş insanlarımız, Sayın Basın Mensuplarımız, Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler, Kağıthane Belediyesi olarak Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin Beyefendi önderliğinde düzenlediğimiz Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı Tesisleri Açılış Programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız Milli Parklar Bölge Müdürümüz Fahrettin Ulu Beyefendi de bizlerle, kendilerine teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim birazdan protokol konuşmalarına geçeceğiz. İki filmimiz daha var. İlki Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı imaj videomuz. Hemen ardından tesislerimizi ziyaret eden konuklarımızın görüşleri olacak. Sonrasında konuşmalara geçeceğiz. Buyurunuz efendim. İçinizi açacak atmosfer. Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı. Planladığınız organizasyonlar için şehre yakın, ferah ve tabiatla baş başa bir mekanı sizlere sunuyoruz. İstanbul doğasının en güzel noktalarından biri olan Tabiat Parkımızı, gençlerimiz için dünya evine açılan bir kapıya, vatandaşlarımızın organizasyonlarını gerçekleştirebileceği özel bir alana dönüştürdük. Özenle ve tabiata zarar vermeden çevre düzenleme, dekoratif aydınlatma, organizasyon alanı çalışmalarını tamamladık. Tabiat parkımız içerisinde bulunan kır bahçesi tesisimiz, düğün, nikah, nişan, toplantı, etkinlik ve organizasyonlarını doğayla iç içe yapmak isteyen konuklarımızı, eşsiz tabiatı, temiz havası ve şehre ulaşım kolaylığıyla misafir ediyor. Bir hayal kadar güzel, İçten bir evet kadar gerçek. Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı'nda doğa, konfor ve mutluluk sizleri bekliyor. Daha mutlu anlar için kalbimiz kağıthane. Bunu söyleyeyim, ben zaten bir kır düğünü hayal ediyordum. Hayalimdeki kır düğünü tam burası, çok güzel gerçekten. Çok beğendim, her şey de çok güzel olmuş. Belediye Başkanımıza bu güzel yerden dolayı teşekkür ederiz. Tabii ki başkanımıza en ilk önce bir teşekkür ediyorum. Hani doğanın içinde bize ya böyle bir imkan sunulduğu için insanlara. Gerçekten çok güzel bir yer. Çok çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız yeşiliyle, mavisiyle, sokaklarıyla, caddeleriyle Kağıthanemiz 2023, 2053, 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Ve alkışlarla konuşmalarını yapmak üzere Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin Beyefendi'yi huzurlarınıza istirham ediyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, bugün orman içerisinde farklı bir açılış yapalım istedik. Pazarın erken saatlerinde sizlerle beraber olmak istedik. Öncelikle katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan çok değerli ilçe başkanlarımız, Sarı İlçe Başkanımız, Kağıthane Yat Parti İlçe Başkanımız, yine İl Başkanımız arkadaşımız, yine Milli Parklar Bölge Müdürümüz, Orman Bölge Müdür Yardımcısı arkadaşlarımız,
basınımızın değerli temsilcileri, yine de sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcisi arkadaşlarımız, milletvekili adaylarımız, yine aramızda il kadın kolları başkan yardımcımız var, ilçe kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız, mahalle başkanlarımız aramızda, meclis üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız da aramızda, yine Kağıthane'nin çok değerli insanları, hanımefendileri, beyefendileri, her birisi aramızda, tekrar her birinize bu güzel açılışımızda hem Kağıthane'yi, hem Sarıyer'i, hem İstanbul'u, hem ormanları yalnız bırakmadığı için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii yaz aylarının sonuna doğru geliyoruz. Artık sonbaharın başlangıcındayız. Özellikle bu mevsimde burada da doğanın da içinde aslında bu orman yüzlerce yıllık İstanbul'u ev sahipliği yapan bir orman. Sonradan oluşan bir orman değil. O yüzden bu ormanın içerisinde böyle mekan kazandırmanın da gururunu yaşıyoruz açıkçası. Burada özellikle burayı tasarlarken de arkadaşlarımıza istişare ettik. İnsanların böyle gelip orman içerisinde hem pikniklerini yapabilecekleri, hem çocuklarla güzel vakit geçirebilecekleri, hem de aynı zamanda kendilerine ait olabilecek özel mekanlar tasarlamaya çalıştık. İşte bu mekanda onlardan bir tanesi. Burada tüm altyapıyı tamamen yenilemiş olduk. Direkt bizim oradaki kır evimizi de çok güzel bir şekilde tekrar tasarladık. Ve bütün altyapısıyla beraber etrafını binlerce bitkiyle bezemiş olduk. Burada lavantalar var. Aynı zamanda papatyalar diktik. Ve bölge içinde çok güzel olan farklı taflanlar da bölgeye desteklemiş olduk. Güzel bir alan oluşmuş oldu zeminle beraber. Aynı zamanda gençlerin de özellikle bu salgın döneminde de kendilerini açık alanda hem düğünleri yapmak istemeleri hem farklı organizasyon yapmak istemesi bile de böyle bir alan kazandırmış olduk. Biz Kağıthane'de de Kağıthane Belediyesi olarak da nikahlarımızı da nikah salonumuza değil direkt belediyemizin has bahçe mesire alanında yaklaşık 3 aydır gençlerimizin orada yanında oluyoruz ve ben orada da gençlerimizin çok mutlu olduğunu da görüyorum. Aynı Sayın Milli Parkta Bölge Müdürümüz eğer orayı da görürseniz çok farklı güzel bir mekan oldu orası da. Gençler geliyor hem yürüyüş yoluyla beraber de orada en güzel anlarını yaşamış oluyorlar. Bizler de o konuda da gençlerimize de tekrar iki cihan saadetleri diliyoruz. Tabii bununla beraber de aynı zamanda bu ormanımızın içerisinde de yine az önce de arkadaşlarımıza istişare ettik. Hem yürüyüş yolları hem aynı zamanda çocuklarımızın da vakit geçirebileceği çok özel alanlar da yapmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de onları da tamamlamış olacağız. Aslında bu güzel alanın diğer farkı da direkt sahnenin arkasında bir çocuk parkı var. Aslında bunlar da çok önemli durumlar. Çünkü aileler bir yerlere geldiği zaman çocuklarla beraber de vakit geçeceği hemen arkasında güzel bir çocuk parkı da ormanımıza kazandırmış olduk. Tabii göreve gelince biz 53 proje sözü vermiştik. Dün de hamdolsun Kağıthane'mizde yaklaşık 100 yıl aradan sonra Kağıthane treninde kol attığında açılışını gerçekleştirdik. Bu 53 proje sözümüzün sadece 53 açılış değil. Aslında her bir proje başlığında onlarca farklı maddeler var. Örneğin tematik caddeler diyoruz. Tematik caddeler içerisinde bugüne kadar göreve geldiğimiz bugüne kadar 2,5 yıl içerisinde Vatan Caddesi'ni, Çağlayan Vatan Caddesi'ni tamamen yeniledik. Bugün Gürsel 28 Nisan Caddesi'ni yenilemeye devam ediyoruz. Yine Talatpaşa mahallemizde Aslan Gazi Caddesi'ni tamamen yeniledik. Kağıthane'de meydanımızı tamamen yeniledik. Böyle binlerce, yüzlerce, aynı zamanda onlarca projelerimizi de kendi içerisinde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Her bir yeni doğan evladımız için de özellikle göreve geldiğimizde de ağaç dikelim çalışması yaptık arkadaşlarımızla. Şu anda her yeni doğan bebeğimize böyle fidan da dikmiyoruz. Kocaman ağaç dikiyoruz. O ağaçla çocuğumuz da büyüsün istiyoruz. Tüm mahallelerimize, sokaklarımıza, caddelerimizde ağaçlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Yine göreve gelir gelmez biz projelerimiz içerisinde hem kadınlar olsun dedik, hem yaşlılar olsun istedik, hem gençler olsun, hem sokak hayvanları olsun, hem de aynı zamanda engelliler ve tüm canlılara da hizmet eden bir anlayış oluşursun istedik. İşte gelir gelmez Mahalletlerler Çarşısı'nın açılışını yaptık ve orada da şu anda ev hanımları da kendi el emeklerini, ürünlerini sergileyebilecek bir alan oluşturduk. İslam Hizmet Noktası'nı, özellikle içeriden gençlerimize yer bulmak noktasını da İslam Hizmet Noktası'nı faaliyete geçirdik. Yine gençlerimiz için millet kıraathaneleri ve çocuklarımızın çocuk kütüphanelerinde
bu dönemde hayata geçirmiş olduk. Tarih eserlerimizin hikaye çalışmalarını devam ediyoruz. İnşallah yakın bir zamanda da belediyemizin hemen arka tarafında da Sadabat Su Sarnıcı, şehre o dönemde su taşıyan, suların da bu manada şehrin de yaşamasına sebep veren alanları tekrar restore ediyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda da buranın da çalışmasını tamamlamış olacağız. Aynı zamanda sporcuhane projemiz. Bu da çok kıymetli. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklarını kazanmaması için önleyici hizmetler diyebiliriz. Sporcuhane projemize sadece bu yazın 10 binlerce çocuğumuz 22 farklı branşta. Yüzmeden tutun da futbola, basketbola, okçuluğa birçok farklı branşta da orada eğitimler vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda gençhane projemiz, yeşil alanlar, kentsel dönüşüm bu dönem çok kıymetli. Göreve gelir gelmez Yahya Kemal'de biliyorsunuz bir bina çökme tehlikesi yaşanmıştı. Oradaki yaşayan insanların her birisinin hızlı bir şekilde tahliyesini yaptık. Ve hamdolsun o bölgedeki araştırma yaptığımızı da Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber 123 binanın yıkımını yaptık hızlı bir şekilde. Yaklaşık 800'e yakın konutun olduğu bölge. Ortalama 3000 insan yaşadığı bölgeydi. Ve oradaki çalışmalar artık sona geldik. Görüyordursunuz Yahya Kemal mahallemizde. İnşallah buradaki meclis üyesi muhtarlarımız da var. Yılın ilk yarısında yani Ocak-Şubat aylarında birinci bölüm bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah Mart ve Nisan aylarında da tüm vatandaşlarımıza artık yeni yerlerine depreme dayanıklı otoparklı düzgün binalarda da yaşamasını imkan sağlamış olacağız. Yine yürüyüş yolları özellikle geçtiğimiz ayda ihalesini yaptık. Bugünlerde onaylanma süreci var. Kağıthane'ye 7,5 kilometrelik yeni yürüyüş ve bisiklet yolu kazandıracağız. Allah nasip ederse Kağıthane merkezden başlayacak. Belediyemizin oradan Sadabat Mesire alanından ta ki bizim sınıra kadar Atlas Üniversitesi'nin olduğu bölgeye kadar gidecek yeni bir bisiklet ve yürüyüş yolunda ilçemize kazandırmış olacağız. Yine alışveriş caddeleri ve aynı alışveriş caddeleriyle beraber de yeni kapalı pazar alanları. Bu da çok kıymetli. Yaklaşık 450 bin nüfuslu bir ilçedeyiz. Yoğun bir ilçedeyiz. 16 kilometre karelik bir ilçede. Sadece bu alan Fatih Orman dediğimiz alanın Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı 112 hektarlık bir alan. Aslında bizim ilçemizde birkaç mahalle büyüklüğünden neredeyse. Ama bizim en küçük mahallemizin nüfusu 20 bin. Ve 19 mahallemiz var. Her mahallemizde de yeni yeşil alanlar, yeni ağaçlar, yeni parklar kazandırmanın gayretini de gösteriyoruz. İşte kapalı pazar alanları da bu manada kıymetli. Çünkü pazarların hepsi yaklaşık 50 yıl, 60 yıl önce mahallelere kurulduğu zaman sokaklara kurulmaya başlamış. Ve burada da özellikle 3, 4 sokak, 5 sokak, örneğin Sultan Selim mahallemizde 4 sokağımızı hem Sultan Selim hem Yeşilce mahallelerimizle birlikte kapatan bir durumdu. Ve göreve geldiğimizde de hemen hızlı bir şekilde Sultan Selim mahallesindeki açık pazarı direkt kapalı alana aldık. Sonra oradaki sokaklarımızla ilgili hızlı bir çalışma yaptık. Yaklaşık 50 yıl o sokaklarımız elektrik kabloları yer üstünde. Aynı zamanda altyapı ile ilgili problemlerini hızlı bir şekilde çözdük. Oradaki 4 ve 5 sokağımızı tematik cadde hüviyetinde kazandırmış olduk. İlçe başkanımız da orada zaten görüyor kendisi de. Mahallelerimiz de memnun. Orada yaşayan insanlarımız da memnun olduğunu birçok kez şahit oluyoruz. Şimdi buna benzer Sultan Selim'den sonra da Gültepe mahallemize, Gültepe ve Telsarı mahallemizde biliyorsunuz 19 mahallemizin Saniye Mahallesi dediğimiz yeni ismi Sultan Selim Mahallesi'nde yaklaşık 35 bin insan yaşıyor. Yeşilce ve Şirintepe'ye de koyarsak yaklaşık 45 bin 50 bin yakın insan yaşayan bölgeden bahsettim. Gültepe aksında da yine 5 mahallemizin olduğu Orta Bayır'dan başlayarak Harmantepe, Telsizler, Gültepe, Yahya Kemal bölgesinde de yaklaşık 100 bine yakın insan yaşıyor. İşte o bölgede de 4 ve 5 sokağımızda da kurulan Gültepe Semt Pazarı'nda İnşallah önümüzdeki yıl son çeyreğine doğru da ve 2023 yılın ilk çeyreğinde de inşallah oradaki açık olan pazarı da kapalı alana taşımış olacağız. Şu anda 500 araçlık otopark yapıyoruz ve üzerinde çocuk parkı, yeşil alan, futbol sahası ve en önemlisi de gençlerimiz için o bölgede kütüphane ihtiyacı var. Kütüphane kazandırmış olacağız. Orası da tekrar hizmeti açtığımızda da bölgemiz için çok önemli bir eser kazandırmanın onurunu yaşamış olacağız. Yine Hürriyet Mahallemizde de Kapalı Pazar Eri ve Otopark inşaat çalışmamız devam ediyor. Gültepe Mahallemizdeki projemizin bedeli yaklaşık 50 milyon civarında. Hürriyet Mahallemizdeki projenin bedeli yaklaşık 30-35 milyon civarında. Ve orasını da inşallah gelecek yıl bitirmeyi hedefliyoruz. Bu iki projede
2 ay içerisinde, önümüzdeki ay içerisinde inşallah temellerini atmış olacağız. Tabii modern spor tesisleri de kazandırmaya bu süreçte devam ediyoruz. Ve bu çalışmaları yaparken de özellikle yine Hamidiye mahallemizde bir çocuk yuvası yaptık. Onun da açılışını yapacağız. Özellikle annelerimiz bu konuda çok bekliyorlar haklı olarak. Yeşilce mahallemizde bir çalışmamız daha olacak. Buradan sürprizini vermiş olayım. Birçok farklı mahallelerimizde, Kağıthane 19 mahallesinde de çok özel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu hizmetlerin her birisini mahallemizde yaşayan komşularımızla, hemşehrilerimizle, çocuklarımızla, büyüklerimizle istişare ederek yapıyoruz. Hangi projeyi yaparsak yapalım, öncesinde o mahallede yaşayanlara soruyoruz. Öncesinde o mahallenin kanaat önderlerine soruyoruz. Öncesinde o mahallenin kadınlarına, çocuklarına, her bir kesime soruyoruz. Ve oradaki sorduktan sonraki sonuca baktığımızda, hamdolsun bütün projelerimiz içinde böyle, yaklaşık %90-95 oranında güven oyu alıyoruz. Ve bu projelerin de ihtiyaç olduğunda yaparsak şayet vatandaşın da bu konuda sahipleneceğini görüyoruz. Çünkü kamu olarak bizim bütçemizi, kullandığımız bütçenin her birisi vatandaşlarımızın bütçesi. Biz bu dönemlerde meclisten geçen bütçe görüşmelerinden sonra tüm Kağıthane'ye 2020 yılı bütçesi Kağıthane Belediyesi'nin nedir diye tüm komşularımıza paylaşıyoruz. 2021 yılı bütçesi ne dediğimizde onu da paylaşıyoruz ve bu bütçeleri nereye harcadıklarımızla paylaşıyoruz. Bunlar önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda her çarşamba günü de çarşamba buluşmaları dediğimiz tüm birim müdürlerimizin olduğu, başkanımızın olduğu bölgede de Kağıthane'den gelmek isteyen, sadece Kağıthane dışından da katılan hemşehrilerimizi ağırlayarak onların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da buradan şükranlarımı sunmak isterim. Hamdolsun ülkemize, bölgemize, milletimize çok büyük değerler kazandırmış oldu. 2002'den bugüne kadar ülkemizle ilgili yapılan yatırımları her zaman şahit oluruz ve görüyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah. Bugün bizleri bu güzel havada yalnız bırakmadığı için, pazar sabahında ailelerinizle beraber olmak varken burada beraber biz de olduğunuz için hepinize tekrar teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Ben yine Sarıyer AK Parti İlçe Başkanımıza, Kağıthane AK Parti İlçe Başkanımıza, İl Başkanımız arkadaşımıza, çok değerli bölge müdürlerimize, teşkilatımızın kıymetli temsilcilerine, velhasıl her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Açılışımız hayırlı olsun diliyorum. Bundan sonra bu mekan sizlerin, bundan sonra bu mekan İstanbul'un, bu mekan Kağıthanelerin, bu mekan Sarıyerlerin diyelim. İnşallah burada çok güzel mutlu anları gençlerimiz yaşamış oldular. Bu görevlerin hepsi gelip geçer ama yaptığımız bu hizmetlerde ilelebet yaşar diye düşünüyoruz. Her birinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Bizler de Kağıthane halkı olarak, İstanbul halkı olarak kıymetli konuşmalarından ve hizmetlerinden dolayı saygıdeğer belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, bugün aramızda olması gereken ama yoğun programları nedeniyle aramızda olamayan büyüklerimiz var. Telgraf gönderdiler. İlk telgrafı okuyacağım, sonra isimleri okuyacağım. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı Açık Hava Etkinlik Alanı açılış törenine davetiniz için teşekkür ederim. Yoğun programım nedeniyle katılamayacağımı üzüntüyle belirtir. Şahsınızda tüm davetlilere sevgi ve selamlarımı sunarım. Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Başkanı Bursa Milletvekili Efkan Ayla. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşriflerinden dolayı yine çok teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmaları için Kağıthane İlçe Başkanımız Serkan Can Türk Beyefendi'yi huzurlarınıza istirham ediyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok kıymetli belediye başkanım, çok kıymetli Sarıyer'imizin ilçe başkanı, kıymetli il başkan yardımcımız, değerli bölge müdürümüz, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımız, kadın kolları il başkan yardımcımız, kıymetli milletvekili adayımız, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, ilçe başkan yardımcıları, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, muhtarlarımız, velhasıl bugün burada bizimle birlikte olan çok kıymetli
komşularımız, hemşehrilerimiz. Ben de hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Tabii bugün böyle güzel, nezih bir mekanda siz değerli hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Son derece güzel bir alanda, yemyeşil, İstanbul'un ortasında Kağıthane Belediye'mizin, belediye başkanımızın hemşehrilerimize sunmuş olduğu bu güzel hizmetten dolayı da kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii dün de ben aslında bir açılışımız vardı biliyorsunuz, Dekovilat'ta açılışı. Orada da söylemiştim, Kağıthane'nin açılışlarına yetişmek gerçekten çok zor. Demin belediye başkanımızla konuşurken, işte ekranda izlediğimiz filmlerde, başkanım burada birçok şey yaptık ama bunların birçoğunda açılışını daha yapmadık. Gerçekten onların açılışını yapmaya herhalde bizim ömrümüz yetmeyecek gibi gözüküyor. O kadar fazla bir proje çalışması var ki, Kağıthane Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğunu her yerde gösteriyor. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tabii dün yine bahsetmiştim. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Dün de yine biz kıymetli belediye başkanımızla birlikte Teknofest'e gitmiştik. Orada da Türkiye'mizin, ülkemizin ne kadar büyük, ne kadar geleceği ne kadar gören bir ülke olduğunu bir kez daha hep birlikte görmüş olduk. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza bu ülkeye, Türkiye Cumhuriyeti'ne katmış olduğu bir büyük vizyondan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Bugün son gün Teknofest'e de gitmeyenlerin mutlaka gitmesini oraya öneriyorum. Gerçekten bu ülkenin nereden nereye geldiğini en güzel özetini hep birlikte orada göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir ve inşallah her geçen gün orada 200 bin genç kardeşimiz oradaki Teknofest'teki yarışmalara bu yıl katılmış arkadaşlar. 200 bin. Ve bunlardan büyük bir kısmı işte orada dereceye girmiş vesaire. Şimdi bunlar geleceğin Aziz Sancar beyefendi gibi belki Nobel ödülleri alacaklar. Bu ülke Selçuk Bayraktar gibi İHA'lar, SİHA'lar ve daha birçok projeyi inşallah onlar çıkaracaklar. Bizler yeter ki onlara destek verelim. İşte Kağıthane'mize de hem gençlerimizle alakalı işte yakın zamanda yine açılışı yapılacağı uzay evi projemiz var. İşte burada evlatlarımız, çocuklarımız yeni ufuklar elde edecek. Buradan da çok daha güzel, çok daha büyük, çok daha refah seviyesi yüksek bir Türkiye'yi hep birlikte inşallah oluşturacağız. Ben tekrar bugün buraya katılım sağlayan siz değerli misafirlerimize, komşularımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Belediye Başkanımıza ve ekibine yapmış olduğu bu üstün başarılı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bizler de kıymetli konuşmalarından dolayı AK Parti Kağıthane İlçe Başkanımız Serkan Cantürk Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyor. Teşekkürlerinden dolayı teşekkür ederek AK Parti Sarıyer İlçe Başkanımız Halil İbrahim Kurşun Beyefendi'yi huzurlarınıza istirham ediyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok kıymetli belediye başkanım, kıymetli İl Başkan Yardımcım, ilçe başkanım, milli parklarımızın çok kıymetli müdürü, değerli müdürlerimiz, velhasılı güzel bir İstanbul sabahında bu güzel mekanı teşrifleriyle onurlandıran muhterem hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sarıyer'imize de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kıymetli başkanım, yani Sarıyer'imize bir eser kazandırılmış oldu. Allah sizden razı olsun. Biraz önce izledik. Sarıyer Belediyesi bütçe itibariyle Kağıthane'nin iki katına sahip. Sarıyer'in 38 mahallesi var ve hiçbir eseri olmayan bir belediye başkanı var. Tabii biraz önce izlerken teaccüp ettim. Bu kadar muhteşem eserleri çok kısa süre içerisinde hayata kazandırması. Meclis üyesi arkadaşlarımız da bizler de hitap ederken Sarıyerlilere komşumuz Kağıthane'den örnek veriyoruz. Kağıthane'nin her mahallesinde kazandırmış olduğu eserlerden bahsederek yahu sen de yapabilirsin diyoruz. Niçin yapmıyorsun diyoruz. Ülkemiz adına maalesef bu büyük bir kayıptır. İşte büyük bir heyecanla, büyük bir aşk ile Kağıthane Belediye Başkanımız ve ekibi Allah'a hamdolsun nice eserleri milletimizin hizmetine sundu ve sunmaya devam ediyor. Ben Kağıthane Belediye Başkanımızı
yürekten alkışlamanızı istirham ediyorum. Ayrıca böyle güzel bir eseri de Sarıyer sınırları içerisinde kazandırması münasebetiyle de ayrıca Sarıyerliler adına, teşkilatım adına da şükranlarımı ifade ediyorum. Ve bir kez daha Sarıyer'de inşallah 2024'te AK Belediyecilik'le tanıştığında böylesine güzel eserleri inşallah bizler de Sarıyer'imize kazandıracağız diyor. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim, kıymetli konuşmalarından dolayı Sarıyer AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, Milli Parklar Bölge Müdürümüz Fahrettin Ulu Beyefendi'yi huzurlarınıza istirham ediyoruz. Sayın Müdürüm, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok kıymetli başkanım, muhterem misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle hepiniz Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı'na hoş geldiniz diyorum. Sevgi ve saygıyla hepinizi selamlıyorum. Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı İstanbul'daki tabiat parklarımızdan bir tanesi ama buranın özelliği hakikaten İstanbul'un merkezinde, hatta belki de burası İstanbul'un en özel noktasından bir yerde bulunuyorsunuz. Gerçekten burası özel bir nokta ve bu yönüyle de İstanbul'a kazandırılmış önemli bir tabiat parkı. Ama şu ana kadar şunu ifade etmek istiyorum gerçekten. Alanda belki çok fazla bir şey yapılmamıştı. Sayın Başkanımız gerçekten burada açık hava etkinlik alanı ile ilgili çok güzel bir alanı İstanbullulara, sadece burada Sarıyerlilere değil, başkanımız, ilçe başkanımız burada ifade ediyor ama bütünüyle ben şunu ifade etmek istiyorum. Buraya sadece Sarıyer Kağıthane değil. İnanın bu bölgeyi biz tamamladığımızda, ben Sayın Başkanımızdan da onun sözünü aldım biraz önce, gelişme planı kapsamında belki birçok aktiviteyi gerçekleştireceğimiz alanları icra edeceğiz ve tüm İstanbullulara, belki de yurt dışından gelecek bu turistlere de bu imkan ve buradaki bu güzel alanı kazandırmış olacağız. Biz Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü olarak İstanbul'un en güzel yerlerini yönetiyoruz. Dediğim gibi biraz önce buradaki en güzel nokta burası. Pandemi sonrasında insanımızın tamamı şunu gördü. Doğanın ne kadar önemli olduğunu, doğada bu vakit geçirmenin ne kadar gerçekten önemli olduğunu biz yeni yeni keşfetmeye başladık. Hepimiz belki kırsal alandan, birçok yerden, Anadolu'nun birçok noktasından geldik İstanbul'a ve birçok noktada yerleştiğimiz yerlerde de neresi daha çok şehirleşmenin olduğu noktalardı. Ama bugün itibariyle bu güzel alanları İstanbul'a kazandırmayı hep birlikte, bütün gayretle birlikte bunları inşallah kazandıracağız. Ve sadece burası değil, daha birçok noktayı da İstanbul'da, megapol bir şehir olan İstanbul'umuzda bu güzel noktaları kazandırmak için de gayret gösteriyoruz. Bu noktada birçok nokta, yine Polinezköy'de, Şile'de, Çatalca'da, Belgrad'da, dediğim gibi bu alanlarla ilgili amaç pandemi sonrasında özellikle bu noktaları insanımıza kazandırmak ve hoşça vakit geçirmesini sağlamak. Daha doğrusu biz şunu yapmaya çalışıyoruz. İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi yeniden tesis etmeye çalışıyoruz. Bakanlık olarak da buradaki misyonumuz ve vizyonumuz budur. Değerli misafirler, ben tekrar Sayın Başkanımıza, ben çok kıymetli zamanlarınızı almak istemiyorum. O açıdan da kısa kesmek istiyorum. Bu noktada yaptığı bu güzel hizmetlerden dolayı öncelikle kendisine, ekibine, bütün arkadaşlara ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel noktalarda, dediğim gibi, bu imkan ve fırsatları İstanbul'umuza sunmaya devam edeceğiz. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Teşriflerinden ve kıymetli konuşmalarından dolayı Milli Parklar Bölge Müdürümüz Fahrettin Ulu Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Ve yine teşriflerinden dolayı çok çok teşekkür ederek AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımız Fahri Şahin Beyefendi'yi huzurlarınıza istirham ediyoruz. Sayın Başkanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyurunuz efendim. Kıymetli Başkanım, sevgili gençler, sevgili çocuklar, değerli komşularımız, yine bir pazar günü Kağıthanemizin değerli bir açılışındayız. Arkadaşlarımız, önceki konuşanlar çok şey söylediler. Ben de yine bir cümle ilave etmek istiyorum. İyi yöneticilik ve iyi liderlik nedir? İyi yöneticilik ve iyi liderlik, gelişen, değişen, dönüşen dünyanın içerisindeki yeni ihtiyaçları çok hızlı okuyabilip o ihtiyaçların gereğini çok hızlı yapabilmektir. Pandemi süreci bizlere, insanlara, milletimize öze dönüşü, doğaya dönüşün ihtiyacını çok hızlı hissettirdi.
Birçok hizmet yapıldı ama bu hizmetlerden bir grubunu yaparsak, düğünlerimizi kapalı alanlardan açık alanlara yapma ihtiyacı vardı. Fakat yeterince yer yoktu. Kır düğünü yapmak biraz lüks, biraz pahalı bir şeydi. Fakat başkanımız bu ihtiyacı çok hızlı gördü. Sadabat Stadı'nın orada, burada ve birçok yerde bunu yaptı. İnsanlarımız evlerinde yorulmuştu. Çok güvenli çevre düzenlemeleri, parklar yaparak bu ihtiyaçları milletimizin hizmetine sundu. Bunların hepsi değişimi çok hızlı okuyabilmek ve bunun gereğini yapabilmek, yani iyi bir yöneticilik, iyi bir belediye başkanlığı, iyi bir liderliği gerektiriyor. Ve başkanımıza bunun için ben çok teşekkür ediyorum. Ve buradan da Sarıyer ilçe başkanımıza da bir şey söylemek istiyorum. Tabii haklı olarak gıpta ediyorsunuz. Bu kadar açılışlara biraz iç geçiriyorsunuz. AK Parti belediyeciliğidir bu. Felsefesi olması lazım, inancı olması lazım. Ama size de şöyle bir tavsiye edebilirim. Başkanım, size teselli bulmak için temel atmama, açılış yapmama, park açmama törenleri yapabilirsiniz. Yani buralarda etkinlikler düzenleyebilirsiniz başkanım. Çözüm var sonuçta, çözüm yok değil. Size de bunları tavsiye ederim başkanım. Sarıyer'de bunları yapabilirsiniz. Ve kağıthanemizde izlemeye devam edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim değerli dostlar. Çok sağ olun. Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı tesislerimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Evet. Tekrar tüm katılımcılara özellikle teşekkür ediyorum. Bölge Orman'ın bölgesi, Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Milletimiz her zaman bu topraklarda payidar olsun inşallah. Ya Allah, bismillah diye kurdeleyi kesiyoruz. Hayırlı olsun efendim. Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı tesislerimiz, kağıthanemize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Visyoneli 8 izleyicilerimiz, gerçekten de İstanbul'daki 39 ilçemizin tek Sivaslı Belediye Başkanı Visyoneli 8 izleyicilerimiz, biraz önce görmüştünüz, tanıtımlarını gördünüz, çalışmaları gördünüz. Dünkü açılışımız ve bugünkü canlı yayında da yine açılışımızla sizlerle birlikteyiz. Tüm hatipler söylemiş oldu, konuşmacılar söylemiş oldu. Ama biz siz sevgili izleyicilerimize, sayın kalbimiz kağıthane Mevlüt Öztekin. Sayın Başkanım, şu anda canlı yayındayız. Vizyoneli 8 aylar sonra. Evet. Sevgili hemşehrilerimize, sizin bu çalışmalarınıza yetişmeye çalışıyoruz. Sağ olun. Tüm Sivaslı hemşehrilerimize hayırlı pazarlar diliyoruz. Hayırlı hafta sonları diyoruz. Buradan her birisine kağıthaneden selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Bugün de kağıthanemiz için, İstanbul'umuz için güzel bir mekan açılışını yaptık. Gençlerimiz en mutlu anlarını güzel mekanlarda yaşasınlar diye Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı'nda çok güzel bir mekanda beraber açılışını gerçekleştirmiş olduk. Ve burada gençler organizasyonlarda bir araya gelmiş olacaklar. Düğünlerini burada yapma fırsatı olmuş olacak. Ve en güzel anılarını burada aile büyükleriyle beraber paylaşacaklar. Ben her birinize teşekkür ediyorum. Sivaslı hemşehrilerimize buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum tekrar. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ağzınıza sağlık. Sağ sevgili izleyicilerimiz, dün kayıp kültürümüzü yaşattığımız trenimizle. Bugün de bu güzel, gerçekten de biraz önce il başkan yardımcımız söylemiş olduğu gibi birçok insanın ulaşamadığı, iyileşemediği yerlere Sayın Başkanımız bu hizmeti açmış oldu. Biz de buradan bir başka canlı yayında, tahmin ediyorum uzay mekiği noktasında canlı yayına buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz sevgili izleyicilerimiz. Kalın sağlıcakla. Sevgili izleyicilerimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Tabii biz şu anda Kağıthane Belediyesi'nin açmış olduğu çalışmalardan bahsediyoruz ama şu anda biraz önceki hatiplerin söylemiş olduğu gibi bir noktada sarıya, bir noktada kağıthane, ortadaki alanı paylaşmaya çalışıyoruz ama öncelikle paylaşmadan önce her ikimiz de Sivaslı olduğumuz için bizde paylaşmak yok, dünya bizim diyoruz. Biz ona göre de çalışmalarımız devam ediyoruz. Sayın Sarıyer AK Parti ilçe başkanı Halil İbrahim Kurşun bizlerle birlikte. Kendisine bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Biraz önceki konuşmanızda bazı çalışmalardan bahsettiniz. Tabii bizim niye yok gibi. Aslında dünya geniş de alanlarda paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi atalarımızın çok güzel bir sözü var. İş bilenin, kılıç kuşananın diyorlar. Şimdi Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin İstanbul'un en çalışkan belediye başkanlarından bir tanesi. Biraz önce izledik. Yapmış olduğu eserleri,
2,5 yıl gibi bir süre içerisinde kağıthanemize kazandırmış olduğu muhteşem eserleri izledik. Ve bir Sivaslı olarak aynı zamanda bir hemşehrimiz olarak iftihar ettik. Gurur duyduk. Ama biz Sarıyer'de maalesef böylesine güzel eserleri göremiyoruz. 12 yılı aşkındır bir belediye başkanı var. Sarıyer'imizde ne böyle bir mekanı ne de buna benzer hiçbir eseri olmayan bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Sarıyer'in 38 mahallesi var ve maalesef Sarıyer'imizde taş üstüne taş koymayan bir belediye başkanı var. Kağıthane bütçesinin 2 katı bütçeye sahip olan Sarıyer Belediyesi'nin hiçbir eserinin olmayışı, yani gençlerimiz için bir gençlik merkezi, bir kütüphanemiz, bir spor yapacakları tesisler, yani biraz önce gördük milli sporcular yetişiyor Kağıthane'den. Yani Sarıyer niçin bundan mahrum? Niçin ülkemize böylesine kıymetli spor insanları yetişmesin? Sarıyer'imiz bunun için müsait. Boğaz'ın incisi, İstanbul'un nefesi. İşte bu Kağıthane Belediyesi'nin Fatih Ormanları'nda kazandırmış olduğu bu eserde Sarıyer sınırları içerisinde bir eser. İşte böylesine çalışkan bir belediye başkanları olması münasebetiyle Kağıthaneliler şanslı. Biz takip ediyoruz, izliyoruz. Sarıyer'imize de inşallah AK Belediyecilik'te bu hizmetleri kazandıracağız diyorum. İş.